Yaratılmış en görkemli, en heybetli ve en hızlı varlık. Meleklerin efendisi. İki kanadının arasının 500 yıllık mesafesi olduğu ve 600 kanadı olduğu, bu kanatlardan bir tüyün yeryüzüne düştüğünde Ağrı Dağı'nı yerle bir edeceği söylenen en kudretli melek Hazreti Cebrail. Cebrail meleği Kur'an-ı Kerim'de Cibril olarak da anılmaktadır. Başlıca görevi peygamberlere vahiy getirmektir. Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar 120 bin peygamber geldiğini düşünürsek Cebrail meleğinin oldukça çok görevi olmuştur. Ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmediğine göre Cebrail şu an nerede ve ne yapıyor? Cebrail'in görkemi ve yapabildikleri o kadar olağanüstüdür ki insan aklı hayretler içinde kalmaktadır. Yaratılışından beri öyle çarpıcı olayların içinde yer almış ve yapılması imkansız şeyler yapmıştır ki akıl almaz derecededir. Tabii ki Allah-u Teala'nın izni ve iradesiyle. Öncelikle Cebrail meleğinin büyüklüğü konusunda şöyle bir karşılaştırma yapalım. Dünyamızdan 1 milyon 300 kat büyük olan Güneş'in Cebrail'in iki kaşının arasında kaybolacak kadar küçük kaldığı, iki kanadının arasının 500 yıl olduğu ve 600 kanadının olduğu bilinmektedir. Birçok hadiste bahsi geçen meleklerin efendisinin nurdan yaratıldığı, oldukça güzel bir görünüme sahip olduğu söylenmektedir. Yüzü beyaz, saçları mercan gibi, kanatları safran renginde, inciler ve yakutlarla süslüdür. Meleklerin efendisi Cebrail'in makamı göğün 7. katındaki Sedretül Mümteha'da bulunmaktadır. Cebrail her gün cennette bir ırmaktan gusül abdesti alıyor ve ırmaktan çıktığında kanatlarından damlayan her damladan Allah-u Teala 7000 melek yaratmaktadır. Peygamber Efendimiz Cebrail'le karşılaştığı bir gün Cebrail'e yaşını sorduğunda ona verdiği cevap oldukça şaşırtıcıdır. Cebrail peygamberimize 7000 yılda bir ortaya çıkan bir yıldızdan bahseder. Ve işte o yıldızı 7000 defa gördüğünü söyler. Bu hesaba göre Cebrail'in 5 milyar yıldır var olduğunu anlamaktayız. Tesadüf müdür bilinmez ama bilim insanlarının söylediğine göre dünyamızın yaşı da 5 milyar yıl olarak tahmin edilmektedir. Böylesi görkemli ve heybetli bir varlık nasıl oluyor da peygamberimizin yanına geliyor? Dünyaya dehşet verici bir hızla 3 kere inen Cebrail görüntüsünü istediği gibi değiştirebilmektedir. Bu kadar büyük bir varlık istediği zaman küçük bir kuşun görüntüsüne bile girebilmektedir. Peygamberimiz 40'lı yaşlarındayken Mekke'de Nur Dağı'nda inzivaya çekiliyordu. Allah'ın iradesiyle çıktığı Nur Dağı'nda tek başına gökyüzünün ve dağların sessizliğinde Allah'tan gelecek emirleri beklemekteydi. Pazarı pazartesiye bağlayan bir gecede, tan yerinin ağardığı bir anda ufukta nurdan yaratılmış bir varlık gördü. Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmayan Peygamber Efendimiz, daha sonra o nurdan varlığın kendisine
seslendiğini duyar. Ve Peygamber Efendimiz bu olayı bizlere şöyle anlatmaktadır. Gördüğüm nurdan varlık bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Sonra beni kollarının arasına aldı, sıkıca sardı ve tekrar oku dedi. Ben yine okuma bilmem dedim. Tekrar beni kolların arasına alıp tekrar bana oku dedi. Okuma bilmediğimi söylesem de üçüncü defa beni kollarının arasına alıp sıktı ve bıraktı ve bana şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Rabbim sonsuz kerem sahibidir. Kalemi yaradandır. İnsana bilmediklerini öğretmiştir. Böylece Peygamber Efendimizle Cebrail'in ilk karşılaşması gerçekleşmiştir. Bu karşılaşmada aynı zamanda Kur'an-ı Kerim için ilk vahiy gelmiş bulunmaktadır. Bu karşılaşmadan sonra Cebrail 23 yıl boyunca hiç yalnız bırakmamıştır Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz hariç diğer tüm peygamberler Cebrail'i gerçek görüntüsüyle değil, insan suretiyle görmüştür. Peygamber Efendimiz Cebrail'i iki defa gerçek görüntüsüyle görmüştür. Ancak Peygamberimizin yanına insan suretiyle gelmekte, yanındakilerle bile sohbet etmekteydi. Tabii ki onun Cebrail olduğunu bilen tek kişi Hazreti Muhammed'ti. Ancak bir gün Cebrail Peygamberimize bir soru sorar ve oradan ayrılır. Peygamber Efendimiz sahabelerine döner ve o soru soranın Cebrail meleği olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz Cebrail'e şöyle sordu. Ey Cebrail, hiç göğün 7 kat üstünden yeryüzüne hızlıca indin mi? Cebrail yanıt verdi. Evet ya Muhammed, tıpkı söylediğin gibi 3 defa hızlıca yeryüzüne indim. Neydi onlar? Anlat lütfen dedi Peygamberimiz. Cebrail aleyhisselam anlatmaya başladı. Birincisi, Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman, o daha havadayken, ateşe düşüyorken, Allah-u Teala bana dedi ki, sor bakalım İbrahim'e bizden bir dileği var mı? Hazreti İbrahim ateşe atılmış bir şekilde havadaydı ve düşmek üzereyken, sürhatle yeryüzüne indim ve İbrahim'e Rabbinden bir isteği olup olmadığını sordum. Havada düşmekte olan İbrahim peygamber şöyle cevap verdi. Rabbimden geldiyse tüm bunlar başım üstüne. Bunu duyan Allah-u Teala ateşe serin ol, toprağa da yumuşak ol diye emir verdi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e ya ikincisi neydi diye sordu. Cebrail cevap verdi. Yine İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği zaman yetişmek zorunda kaldım. Rabbim dedi ki, ey Cebrail, al şu koçları İbrahim'e yetiştir. Oğlu İsmail'i değil de bu koçları kurban etsin diye buyurdu. Neyse ki İbrahim o sırada oğlunun boynuna bıçağın tersini dayamıştı. Bunu fark edip bıçağı çevirene kadar hızlıca onun yanına inebildim. Peygamberimiz tekrar sordu. Ey Cebrail, üçüncüsü neydi peki? Ey Muhammed, üçüncüsünü ne sen sor ne de ben anlatayım dedi Cebrail ve sonra anlatmaya başladı. Sen o sırada Uhud Savaşı'ndaydın. Ben ise kendi makamımda semanın 7. katındaydım. Savaş sırasında bir darbe aldın ve mihverinin demiri yanağına battı. Tam o anda yanağından bir damla kan süzülmeye başladı. Yanağından ayrılan kan damlası yere doğru düşmeye başladı. Alemlerin Rabbi bana şöyle buyurdu. Yetiş ya Cebrail, yetiş. Eğer ki Resulümün kanı yere düşerse andolsun ki ne yerde ne gökte tek bir canlı bırakmam. Bunun üzerine tüm gücümle dehşet içinde 7 kat semadan
yeryüzüne yöneldim. Öylesine hızlı geliyordum ki o kan damlası toprağa ulaşmadan yetiştim ve kanadımı toprakla kan damlasının arasına koydum. Böylece yanağından düşen kan damlası kanadımın üzerine düştü. İşte o sırada Azrail bile işini bırakıp bu olayı izledi. Hazreti Cebrail yere göğe sığmayan cüssesiyle tüm melekler üzerinde söz sahibi olan ve onları yöneten adeta meleklerin efendisidir.